Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşımda bulunmayı unutmayalım. Bugün amcamın aralığındayız. Kendisini tanıyalım. Evet, buyurun. Ben Dursun Baş. 2022 5. ayın 7'sinde arıcılığa başladım. 5. ayın 7'sinde arıyı satın aldık. 5. ayın 9'unda arının yanına geldiğimde yanaşamıyordum bile çünkü sokuyorlardı, korkuyordum. Ondan sonra öğrendik. Merak işi, arıcılık merak işi. Arıcılığa başladığın ilk günü bize anlatır mısın? Arıcılığa başladığım ilk günü şöyle anlatayım. 2022 5. ayın 7'sinde arıyı aldık. 5. ayın 9'unda arıyı buraya getirdik. Ben arıya yanaşmaya korkuyorum. Bir tane vatandaş var, yeğenim olur kendisi Osman Baş. Osman'ın arkasına saklana ben ondan görmeye çalıştım. Harbiden ilk bir hafta 10 gün gerçekten dokunamadım yani. Çünkü habire sokuyor yani. Ne yaptık biz de? Sonra alıştık. Yani zaman oluyor mesela geçen sene belki 50 tane arının soktuğu zaman oldu. Ya bir şey olmuyor ya. Alerjimiz olmadığı için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sadece tatlı bir acı oluyor. Öyle. Şimdi arıyla uğraşacak arkadaşlar arının sokmasına alışması gerekiyor. Bu arıcılık gerçekten bir kişiyle yapılacak bir iş değil. Çünkü yanında insan olması lazım ki sana yardımcı olabilsin. Ben mesela eşimi getiriyorum buraya. Yaptığı şeyi söyleyeyim. İlk zamanlarda özellikle bunu çok yapıyordu. Bir tane arı soktuğu zaman direkt ben bırakıyorum. Bir daha gelmeyeceğim, bir daha bu arının yanına bilmem ne falan filan diyor. Sonra o da alıştı. Zamanla o da alıştı. Arıların sokmasını. Belki 30 tane arı soktuğu zaman oldu. Sinirleniyor falan da dokunmuyor yine de yani. Benle kavga etmiyor yani. Arı yüzünden boşanma olmadı yani. Yok, Allah'a şükürler olsun. O da sevdi çünkü. Yani arıcılık gerçekten güzel bir iş yani. Normalde karşıda güneş görülüyor. Aslında şimdi burada kar olması lazım. En azından 1 metre kar olması lazım. Ne yazık ki ne kar yağdı. Dolayısıyla ayılar da herhalde yatmadı galiba. Buraya çektim ki ayılara bir önlem alayım diye kendimce. Ama şunu söyleyeyim. Ben bu elektrikli aleti akşam sabah buraya geliyorum. Sabah kapatıyorum, akşam açıyorum. Neden? Çünkü havalar malum bazen kapanıyor. Kapandığı zaman şarj olmuyor. Dolayısıyla bitiyor. Ayılardan korkuyorum. Bir gün sabah şuraya dönerken, çamların oradan beri dönerken hep aklımda şu oluyor. Acaba arılar gitti mi? Oraya döndüğümde bir bakıyorum kovanlar yerinde şükrediyorum yani. Evet, elektrik tellerini görüyoruz. Arılığında kaç arı var? 37 arı var. 37 tane. Keşke 100 tane olsaydı. Gönlüm isterdi ki 100 tane olsun. Bu bir maliyet işi. Bugün bir kovanın, bir ağaç kovanın maliyeti 3000 lira. Belki 5000 lira. Şu anki piyasayı bilmiyorum. Petek maliyeti? Petek maliyeti. Bilmem. Allah, çıta maliyeti. Yani maliyetler gerçekten inanılmaz yüksek. Evet. Buna rağmen peki arıcılığı bırakalım o zaman. Ne olacak? Öyle bir şey yok. Tabii biz kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Bu 37 arıyı bir araya getirinceye kadar gerçekten zorluklar yaşadık. Ama merak işte. Merak da böyle insana güzellikler yaptırabiliyor. Sen bu sene kaç kilo bal aldın? Bu sene ben 57 yaşındayım. Bu seneki gibi mevsimin yani 2023 için söylüyorum. Mevsimin anormal bir şekilde gittiğini ben gerçekten görmedim. Ben bunları da takip eden bir insanım. Şimdi 2023'te bahar, arıların orman gülünden acı bal yapma zamanı, havalar 2,5 ay yağmur yağdı. Yağmur bitti, güneş. Sonra ne oldu? Aşırı derecede arıların dışarı çıkacak hali kalmadı. Çiçekler gitti. Yani buna rağmen ben diyordum 100 kilo alabilir miyim acaba diyordum.
Allah'a şükürler olsun. 300 kilo bal aldım. Tabii bunu maliyetler belli. Satmakta zorlanıyoruz. Vatandaş aslında yemesi lazım. Ama işte maliyetler fazla olduğu için ne biz satabiliyoruz ne vatandaş alabiliyor. Ben dedim ki balım 1000 lira. Çünkü ben balıma da güveniyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptım. 12'nin zaten sonuna doğru ya bu esnaflar zaten her şeye zam yapacağı için dedim ki ben balı 1000 lira yapacağım. Zam geldiği zaman da bala zam yapmayacağım dedim. Halen balım 1000 lira. Almak isteyen vatandaşlarımız keşke yese, alabilme gücü olsa da alsa. Videonun altına yorum yapabilirler. Almak isteyen arkadaşlar yani, videonun altına yorum yapabilirler. Doğru. Burada senin numaranı, telefon numaranı paylaşabilir miyiz? Bal isteyenler için. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bugün amcamın aralığına geldik. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Bal almak isteyen arkadaşlar videonun altına yorum yaparsa. Peki üretmiş olduğun bal, yani satacağımız bal ne balı? Orman gülü. Biliyorsunuz. Orman gülü, kestane, kara hindiba, kekik. Daha işte bu bölgede olan çiçekler. Bunların. Tek sahım yaptın. Evet, tek sahım yaptım. Tek sahım yapıldı. Mayıs ayından Ağustos ayına kadar olan bütün çiçeklerden karıştırdı. Tek sahamda ne balı diyelim buna? Yayla balı ya da orman gülü balı. Hepsi var. Hepsi var. İçinde hepsi var. Almak isteyen arkadaşlar lütfen videonun altına yorum yapsın. Amcamın numarasını da paylaşacağım. Kendisine ulaşabilirsiniz. Grip olan vatandaşlar özellikle bu mevsimde benim bir formülüm var. Bugün Ankara'da çocuğum ikinci defa aynı şekilde biri bitmeden ikinci gribini yaşarken benim dedim formülü uyguladı. Şu an iyi. 6 defa geçen sene grip gelmeye başladığı anda fark ettiğimde balı kullandım. Gerçekten fayda gördüm. Yani. Ya ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Ben yılda 30 kiloya yakın balı tek başıma tüketiyorum. Yani 30 kilo balı tek başıma tüketebiliyorum. Her gün tüketiyorum. Kış aylarında gripe yakalanıyoruz. Ama ilaçlar bir yere kadar etkili. Ondan sonra vücut buna bağışıklık kazandığı için, ilaçlara bağışıklık kazandığı için çok da etkili olmuyor. Lütfen organik bal tüketelim. Evet. İçinde kestane, orman gülü mutlaka olsun. İnanın birkaç aydan sonra artık hastalanmayacaksınız, gribe yakalanmayacaksınız veya yakalansanız da çok çabuk atlatacaksınız. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşımda bulunmayı unutmayalım. Saygılar bizden. Görüşmek üzere.